duysunlar sesimizi. Herkes orada rahat, Ankara'da rahattı, sarayda rahatlar. Biz burada pilli pirişanız. Yüreğim azaldı, kateriz para etmedi, borçlar hep duruyor. Niğde'nin Edikli kasabasındayız. Patates söküm yapılan bir tarladayız. Çiftçi kardeşimiz de yanımızda. Ne kadar masrafın oldu? Maliyetlerin ne oldu? Kaça satıyorsun? Zararın var mı? Karın var mı? Bir anlatır mısınız? Vallahi başkan bu sene zarardayız. İş karımız yok. Gölüm 30 milyarı buluyor. Şu anda patatesin gidişi de 2 lira. Kilosu 2 lira. 2 liradan gidiyor. Perişan yani. Çiftçinin durumu hiç iyi değil. Böyle giderse de bitecek yani. Ya borçlarınızı ödeyebiliyor musunuz? Ödeyemiyor. Nasıl ödeyeceğim? 2 lirayla borç öderim başkan. Sürünmeye devam yani. Sağlığı bitirdiniz. Tarımı bitirdiniz. Tarım ürünlerinin hiçbirisi para etmiyor. Çocuklarımız öldürülüyor. Bakıyorsunuz. Hayvan dostlarımız belediyeler tarafından, AKP'li belediyeler tarafından katlediliyor. Sessiz kalıyorsunuz. Çiftçi bugün batmış. Hiçbir ürün para etmemiş. Mısırından tutun, patatesinden tutun, soğanından, domatesinden, kavunundan, karpuzundan, tütününden, fındığından. Çiftçi perişan, borçlarını ödeyememiş hale gelmiş. Hala doğru dürüst bir destekleme vermiyorsunuz. Açıkladığınız, vereceğiniz desteklerinin, açıkladığınız bütçe, tüm maliyetlerin, ekonominin %1'inin daha da altında. Yani kanunen, tarım kanununa geçerli olan bir %1'lik payı çiftçiye aktarmıyorsunuz. Maalesef çiftçi üretimden kaçıyor, üretmez oluyor. Bugün köyler boşalmış durumda. 10 bin nüfuslu bir köy, bugün 6 bin nüfusa inmiş nüfusu. Çocuklarımız, genç çocuklarımız işsiz kalmış, çiftçilikten bezmiş, tarımdan kopmuş. Büyük şehirlerde asgari ücretli iş kovalar peşine gelmiş. Maalesef ülkeyi yönetemiyorsunuz. Artık bırakın, yeter artık.